Karşıki dağlar, İrani dağlar, İrani dağlar, kimin için ağlar, bizim için ağlar, biz kimin, komandolar, kimin için ağlar, bizim için ağlar, biz kimin, komandolar. Mezarıma kapanıp ağlaman, yarim yarim diye ağlama. Fatma, Fatma hadi kalk. Hadi kalk gidelim. Hadi. Gitmeyeceğim ben İbrahim. Gitmeyeceğim. Gidersem o soğuk duvarların arasından, o soğuk ameliyathaneden Osman'ımın soğuk bedenini çıkaramayacaklar. Gitemem. Gitmeyeceksin. Fatma yapma. Gitmeyeceksin. Yapma. Osman'ımın kanını şu dağlara akıtıp ediler. Ben onu kuru özümden besleteceğim. Ben onu kırmızı buğdayla besleteceğim. Fatma. Sütümü kanıma karıştırdım da öyle büyüttüydüm ben onu. Suyunu tülbendimle süzdüydüm. Ak topraklara beledim ben onu. Uyurken gözünden, uyanınca yüzünden öptüydüm İbrahim. Bana dayan deme. Bana dayan deme İbrahim, ben buna dayanamam. Ben buna dayanamam İbrahim. Dayanamam. Dayanamam İbrahim. Fatma. Fatma. Fatma diyorum.
Biz bu oğlanı büyüttük. El hak büyüttük. Ama o bizim olduğu kadar da milletin değil mi? Herkesin yavrusu bizimki gibi değil mi? Hadi. Kalkıp yavrumuzun yanına gidiverelim. Kadere rıza gösterelim. Allah muhafaza. Osman'ın başı. Osman'ın başına bir şey gelecekse de... Sen kadın kızı kadın gibi ol. Ben herif oğlu herif gibi olayım. Dostun düşmanın karşısında başımız eğik düşmesin Fatma. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Çok çabuk tut şunu. Tut çevir 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 çevir. Tut 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 çevir. Enjeksiyonu ver. Defilibre edeceğiz. Çabuk hazırlayın. Doldu. Çekilin. Hazır. Doldur. Yükselt. Hadi, hadi oğlum, hadi. Ateş gibiydi rahmetli. Ateş. Mekanı cennet olsun. Osman kanattan bizi bırakıp gidecek hoca. O da mı gidecek? Hı? Bak Mahmut.
Kimi yatakta ölür. Öksüre öksüre, sigara çekerek ölür. Nasiptir. Kimi de şehit olur. O da nasiptir. Otur hele. Otur Mahmut. Şimdi Osman Kanad'ın nasibinde bu varsa gidecek. Bizi bırakıp gidecek. Ne olmuş ki? Ama nereye gidecek? Yeşil kuşlar gelecek Osmanlı'nın yanına. O ruhunu teslim ederken tırnak kadar dahi canı yanmayacak. Onu hiçbir faninin yükselemeyeceği kadar yükseğe çıkaracaklar. Orada cenneti görecek. Cennetten de fazlasını peygamber havuzunun serinliğini hissedecek. Merhamet sahibinin şefkatini duyacak. Sonra tekrar dirilmek isteyecek. Dirilmek isteyecek. Oraları görecek. Gene de dirilmek isteyecek. Gene dirilmek, gene dirilmek. Cenneti görenler içinde bir tek onlar tekrar dirilmek ister. Kim onlar biliyor musun? Şehitler. Sadece şehitler. Çünkü bir tek şehitler tekrar dünyaya gelip Allah ve millet için savaşıp tekrar şehit olmak isterler. Şimdi Osman Kanat şehit olursa bu iyidir. Nasiptir. Yaşarsa bu Allah'ın emridir. Bu sadece Allah'tandır. Tuhaf bir his var baba. Kırıldı. Son bir defa daha.
Aferin aslanım, aferin. Doktor. Gözünü seven doktor. Osman döndü. Gözünü saydım. Osman bizimle. Kurban olurum sana doktor. Bu haberi veren dillerden görmesin oğlum. Allah senin ilmini zekatını makbul etsin yavrum. Yavrum. İbrahim. İbrahim. Sana da 29 gün üst üste nöbet yazmayan tür Ali Davul olsun. Melettin ula bizi. Çok şükür. Allah'a şükür ya Rabbim. Sağ ol oğlum, sağ ol, sağ ol. Bize bağışladı. Hey kızım. Allah Osman'ı bize bağışladı. Ne oluyor ya? He? Kurbağa canlandı mı yoksa? Oh, Osman çok şükür. Kurtuldu, geri döndü Osman. Çok şükür. Çok şükür. Arkadaş bu tıp çok ilerledi ya. Hep bu Japonlar işte ha bunlar. Buyurun hocam komutanım. Nasıl öldün ula deli yetem? Ne bakayım ben hocam? Kan falan verdin de ya onu soruyorum. İyi ha. Arkadaş gerçi bu kurbanımızı takdir edeceğini hiç sanmıyorum ama biz yine de elimizden gelen büyüklüğü gösterdik yani. Adam İsviçre pederine dönmüş delik deşik. Benim kanı koklatıyorsun tak herif ayakta. Biz de böyle hocam komutanım. Kurbağa kim ula? Ama şimdi komutan. Olsun ula olsun. Bugünün şerefine kurbağa da olsun. Doşbağa da olsun anasını satayım ya. Ayran ver ula bize. Ne dersiniz komutanım? Oğlum, hakkını helal et değil mi? Ha? Helal et. Ben dayanamayacağım madem. Ben bunu duyamayacağım. Osman Kanat. Çok şükür iyi arkadaşlar. Oh be! Oh be! Oh be! Oh be! Meryem! Meryem. Nedir? Ne olmuş? Nedir? Osman bana zımba gibi emmi onu. Zımba gibi. Ne diyor ya bu Meryem? Ne diyor ya? Biliyordum. Osman Kanat yaşıyor. Biliyordum. Koy lastiği. Kuzey Tepe'ye. Tam teçhizatlı intikal için. Marş marş! Emret komutan! Sabahtan beridir böyledir. Ha, sabahtandır canını çıkarttı adamlar. Ya, ya savaşacak, ya savaşacak. Hiç ortası yoktur bu kız. O vatandaşla ilgili neler var? Bakırı mı soruyorsun abi? Ha, demirdir, bakırdır, ne karın arasıysa işte o. Şimdi şehir yapısındaki ağırlığını biliyorsun zaten. Necla ile olan yakınlığı herkesin dilindedir. Ben bakırı tanırım Maksut. Bana bilmediğimi anlat. Şimdi bak Heval, hesap
Gelip Mersel Ağa'yla Necla'nın eski manitasında adı gümleniyor. Ama bakır orada ne derece ne yapmış, onu pek bilen yok. Eski manita dediğin Selim'dir. Evet, Selim. Şimdi asker vurdu deniliyor. Ama sanki bu işin içinde Bakır'ın bir parmağı var gibi. Bakır öyledir Maksut. Şeytana pabucunu tersten giydirir. Giydirmekte de kalmaz ha. Diğer tekini de yedirir. Peki bu ne olacak Aval? Silah gereken yerde silah. Tüfek gereken yerde tüfek kullanılır. Ben Necla'yı bomba gereken yerde kullanacağım. Zaten daha aşağısı ne onu kurtarır ne bizi. Jandarma dahil herkese anlatırım. Mürsel Ağa'ya da derim ki bu velet Necla'dan doğmadır. Necla kızının sıpasıdır. Jandarma benim çocuğuma ne karışır? Allah'ın belası akılsız karı. Ağa kocan karışırsa işin içine, sen de karışırsın Teslim'e. Nine, o buradan gitsin. Konuşma onunla nine. Sen sus kız. Neresi kılıklı? Bu son olsun. Bir daha buraya gelirsen hem vallahi hem billahi kanını dökerim bu avluya. Duydun mu? Hadi be, akılsız karı. Nine, daha konuşma. Sen meraklanma kızım. Bir daha görmeyeceksin onu. Merak etme. Bunlar iyi oldu. Ben de işime gücüme bakarım. Belki Nihan'ı da almak icap eder. Nihan? He. Her senede. Çocuk yaralandı ya. Gece de eve gelmedi. Ya hadi Ethem gaza gelmiş takılıyordur da. Nihan bu işi iyice abarttı amca ha. Ya seni de anlamıyorum amca. Yani yılların Mürsel Ağası. Bazen lüzumsuz yere böyle o kadar mülayim işler yapıyorsun ki. Yanlış anlama da özellikle Nihan'a gösterdiğin müsamaha bana biraz fazla geliyor. Kusura bakma. Baba olunca sen beni, ana olunca Nihan anasını anlayacak. La dünyanın kanunu böyle. 60 sene alemi seyrettim. Ha bu memleketi seyrettim. Sevdiği adama gidemediğinden boynuna organ geçirip canına kıyan hiç değilse 12 genç kız gördüm. Nihan'ı elimden uçurmak niyetinde değilim. Böyle döverek, söverek hizaya getirmek niyetinde değilim. Ben kızıma usuletle, sükunetle muamele edeceğim. Bunu bilesen yegen avadan. Anlıyorum. Amca anlıyorum da. Ya zaman? Zaman geçiyor. Benim derdim meselenin telafisi olmayan bir noktaya gelmez. Yapıyoruz. Yemek saatlerini ona göre ayarlayacağız. Alo. Şşt. Kızma sen Cavuş, kızma. Yaz, Muharrem'i yaz, en başa yaz. Tutacaksın mı Muharrem? Tutacak, tutacak bak. Ne? Tutacak ya, tutacak ya sen. Ya tutacak dedim, tutacak. Oğlum sana ne, sen niye karışıyorsun adamın işine ya? Ya baksana Ecep, tombala bir şey oldu bu. Oruç tutsun, zayıflasın biraz, tutacak. Oruç mu çalışıyorsun? He. Şöyle. Baştan üç, ortadan üç, sondan üç. Güzel geçirdim ya. Sevabını aleyküm. Çocuk orucu. Hayda. Oğlum nasıl çıkacağız böyle bu işin içinden? Onu anladım, tamam. Allah Allah ya. Hasan Turna. Yok. Pardon hocam. Sait. Kısmetse. Ölmez de sağ kalırsak. Allah da izin verirse. Yani sen yaz, ben de yaz. Ya
Kamil. Ya benim performansımı düşürür diye korkuyorum çavuşum. Tabii. Vatani görev yapıyoruz sonuçta. Tabii. Ne olacak emmi oğlum? Sen de biraz hörgüçten yersin böyle. Zayıflarsın, incelirsin. Yaz bunu da çavuşum, yaz. Ya çavuş, o değil de ilk sahurda ne çıkacak? O belli mi? Belirlendi mi? Portakallı ördek çıkacak Mahmut. Yiyecek mi? Ne bileyim lan ben ne çıkacak? Allah Allah ya. O zaman lütfen not edelim. Hoşaf çok önemli. Hoşaf sahurda çok önemli. Hoşaf sahurun bel kemiğidir. Hoşafsız sahur olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Bakın bizim bir Selahattin Usta vardı. Mahmut, sussan da yapsam işimi. Yap çavuş. Safet. Yes. Labal olma. Yaz çavuşum, tutuyorum. Ha. Tencere başında biz de tutarız. Oo, harikam var. Sen yap o zaman aşçılığı. Ya harikam. Rahat ol, rahat otur. Ne yapıyorsunuz ulan İboğanlar? Sahura kalkacakların listesini yapıyorduk komutanım. İyi, iyi. Yapın bakalım. Yalnız vazifeli olanlar iç içeri düşünsün ha. Karışmam sonra. Osman komutanımız nasıl komutanım? Ha, hakikaten. Osman komutanım nasıl oldu komutanım? Osman kanat gitti geldi. Çok şükür ki geldi. Artık Allah memleketine bağışlasın onu. Tamam. Listeler bitince getir ula, tamam? Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Sen şimdi şey nasıl oluyor başlamış? Çok yaşlanmış gibiyim İbrahim, çok, çok. Bir gecede ihtiyarlayıverdim sanki. Ben de öyle Fatma, ben de öyle de. Allah daha beterinden korusun. Amin, amin. İbrahim. Hı? Osman'da araz kalmaz değil mi? Ya, kalmaz inşallah Fatma. Hem daha dur bakalım, tedavisi falan olmayacak değil mi? Ayağa kalkacaktın inşallah o. Ama ne bileyim ben. Televizyonda gördüm de. Neyi? Ordunun Ankara'daki yerinde. Aman Allah esirgesin ya Rabbim. Askerin kiminin kolu kopuk, kiminin ayağı kopuk, kiminin gözü akmış. Bir sürü ana kuzusu, bir sürü ana kuzusu. Ya Fatma bak şimdi Osman nefes alıyor ya. Gerisi Allah kerim. Ya aklına getirme böyle fena şeyler ya. Hayırdır bakalım. İyi akşamlar amca. İyi akşamlar oğlum. Yavuz Aray boyum emretti de. Herhangi bir ihtiyacınız var mı acaba? Yok evladım, sağ olasın. Teyzeciğim sizin? Yok evladım, sağ ol. Olursa bize bildirin. Biz buralardayız. Aşağıda bekliyoruz. Sağ olsun albayıma. Selam ediverin bizden. Başüstüne, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızım! Oğlum nasıl, iyi mi? Rahat şu an teyzeciğim, uyuyor. Oh, çok şükür ya Rabbim. Allah'ım sana şükürler olsun. Nasıl ama? Güzel değil mi? Kim? Anlamadım. Oğlum diyorum, Osman. Güzel değil mi? Ya Fatma, el kızını söyleyecek. Lan mı şimdi bu? Ne var, ne olacakmış? Ya iki gündür yanında kız duruyor. Ağlıyor, ağlıyor. Gözü de bir şey olabilecek diye korkuyorum ya. Nihan mı? He ya. Maşallah İbrahim, ne güzel gözleri var değil mi? Ceylan gibi, maşallah değil mi? Bana bak Fatma, bunları sen mi söylüyorsun Allah'ını seversen ya? Ne var? Ya düne kadar beddualar ediyordun uzaktan uzağa. Ne oldu şimdi? Yoksa olur diyor musun bu işe? Olur değil mi? Gayrı olur. Beni bak İbrahim. Hı? Osman ne derse olacak. İşte o kadar. Olacak iş var, olmayacak iş var. Evet baba, olacak iş var, olmayacak iş var. Baba, Osman hala yatakta. Hala kendine gelemedi. Hala risk altında. İyi de, yavrum bu
iş kalktı. Ay yuka çıktı. Gece de oradaydın Nihan. Hiç yakışık alır iş mi bu? Baba, eğer ne olacağını merak ediyorsan söyleyeyim. Osman eğer sağ salim uyanır da bana derse ki Nihan benimle evlenir misin? Ona evet diyeceğim baba. Bu konuda kararım kesindir. Nihan. Tamam. Hede. Ama onun sırtına kurşun atanın öz bacısı olduğunu da söyle. Dağtepe aradığı kişinin namıyla Küpeli Necla olduğunu söyle. Okanlı'nın bacısıyım ben de. Senin şeytan gördüğün, senin katil gördüğün kadın sana doğuracağım çocuğun teyzesi olacaktı. De bakalım. O zaman senin asker ne yapıyor bakalım. De. Kim söyledi bunu? Babana sor. Hakikat bu kızım. Kim söylemiş önemli değil. Yine de konuşacağım onunla ana. Ona dediklerini aynen söyleyeceğim. Artık hiçbir şey gizlemeyeceğim Osman'dan. Uyuktan kurtulacağım. Bu kamburu sırtımdan atacağım artık. Ya kızım. Baba yorma kendini. Benim bu dakikadan sonra Necla'nın günahını yüklenmeye hiç niyetim yok. Necla'nın hayatımı bir kez daha karartmasına tahammülüm yok. Soruyorum da gevezelik benimki de işte. Her gün bir olay arkadaş. Vallahi bazen babama hak veriyorum ha. Bu evin temelinde nuska falan var. Bilmiyorum ki abicim. Bir günde insan kafasını yastığa rahat koyar çünkü yani. Bir gün yani. Yok. Şş. Ne oldu gene? Ha? Kurbağa meselesi mi? Abi deme öyle. Oğlum ben sana git heriften ayrıl demiyorum. Heriften ayrıl gel bu Berat davarıyla beraber oldu demiyorum. Herife kurşunu sıkan da ben değilim. Lan topu topu bir kurbağa diyoruz ya. Küçük zavallı bir kurbağa diyoruz yani. Arkadaş. Abi tamam lütfen. Ben sana söyleyeyim mi ne yapacağını kızım? Hastaneye gideceksin tamam mı? Herif ayrılır ayrılmaz tepesine çökeceksin. Ne söylemen gerekiyorsa söyleyeceksin arkadaş. Hiçbir şey saklamak, gizlemek yok. Tamam mı? Yeter oğlum ya. Ben bu evde her gün ağlayan bir Filiz Akan, kendini yerden yere atan bir Fatma Girik görmek zorunda mıyım yani? Anam başımızda, Ali yer ona zaten. Yeter ya, ömrüm yediz oğlum. Yeter vallahi yeter ya. Bak bakalım hadi bana. Ver bir piço. Gel buraya. Hadi. Çocukları vuracak hususlu bir şeyleri vardır. Açık bekle, açık. Gel kızım, gel.
Uzun uzun sen ne diye gidiyorsun içeri? Peki. Kuzum, nasılsın oğlum? Ha? Osman'ım iyi misin? Bomba gibiyim anne. Bizi çok korkuttun Osman. Korkacaksınız tabii. Komandım. Bunlar sülaleden böyle kızım. Alımsız gider, çalımsız gitmez bununla. Ya. Efendim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Sen iyi ol yeter. Olacağınız tabii. İyi olacağınız. Siz burada böyle mıyır mıyır sallanırken ben rüyamda torun seviyorum. Elinizi çabuk tutun gari hadi. Anne. Bunu sen mi söylüyorsun? Aman gari. Doktor fazla konuşturmayın dedi. Hadi hadi hadi. Gidiyorum. Oğlan her eşyası oradaymış. Karakol mu? He. Lamba Fatma. Pijaması bile yok. Yavrumu Adem babamız gibi yatırıvermişler yatağa. Yahu karakol dağın başında şimdi oraya kadar. Aman be İbrahim. Hayatımızı daha görmedik mi? Ben giderim. Ya ben gider alır gelirim ya. Allah Allah. İbrahim, oğlan yatıp kalktığı yere bakacağım ben. Bir kolaçan edeceğim bakalım ne var ne yok. Sen de bu arada kızdan azıcık muhabbet ediver. Kızla mı? He ya kızlan. E bunun böylesi ağ kızı değil mi İbrahim? Evet, öyle de. Yarın derse ki babası, ben kızıma 3 metre altın zincir, 9 tane burma bilezik, 2000 lira 100 gürümünü isteyiyorum derse ne diyeceksin? Bunun halısını, mobilyasını, makinesini, buzdolabını... Buzdolabı mı? He ya, buzdolabını da siz alacaksınız. Düğünü de balo yapacağız. Salonda tutacaksınız derse ne edeceksin İbrahim ha? Salon mu? Sen bütün tarlanı satsan, kiraz bahçesini versen, üstüne üstlük eşek babanı güllünü de versen... Bu işin alttan kalkamın İbrahim. Vallahi ben seni düşünüyorum İbrahim. Ben seni düşünüyorum ana. Ya ama Fatma. Ulan ben yandım be arkadaş. Yandım gene yandım. Şuna benim yanımda ne halt etsin? Ulan Osman, ulan Osman. Dedim ben Pınarlı'dan bir tane alıverelim dedim. O da olmadı. Aha Zeliha. Ya ağa kızı olacak diye ne diye tutturdu anlamadım ki. Hesapsız kerata. Eşek herif. Gitti tarlalar. Tarlalar gitti. Güllükler gitti. Hepsi gitti. Ya
Ana suyuna da bakın oğlum. Ne dikiliyorsunuz öyle? Camlarını da siliverim bakayım. O kadar para veriyorum size. Çalışsanıza. Seyfi. Otursana oğlum. Ölmemiş diyorlar o herif. Doğru abi. Herif 9 canlı çıktı. Hastaneye dalsak mı abi? Ne diye dalacakmışız ki hastaneye? İş yarım kaldı abi. Ya oğlum sen ne kadar meraklısın şu herro merro işlerine. Herif sorun abi. Ya adam kürek kemiğine kadar yedi keleş kurşununu. 3 ay hastaneden çıkamaz. Ondan sonra da ister tayinli ya gider Bursa'ya ya gider Balıkesir'e. O da olmadı. Kışlanın yemekhanesinden kafasını çıkartamaz. Ne diyorsun sen? Onu da korku dağları sardı çoktan. Bunların cartı curtu kurşunu yiyene kadar. Ondan sonra pıs. Hadi oğlum hadi hadi akşam oldu hadi. Çalış ulan ya. Çalış oğlum ya. Seni aldığım güne lanet olsun. Allah seni belanı versin ya. Sen ne durağı sakın öyle bir şey yapmayın sana. Otur lan boğa. Dama direkt kapıya kürek bu adam ya. Boğa mı? Yok yok Angus Angus. Hani var ya bu Avusturya'dan getirdiler hani uçakla. Özel uçakla ha? Az yağlı çok etli. Ya. Çok lezzetli. You know Angus? Ya sen ne diyorsun ben anlamıyorum Ethem Bey. Sen anlamışsın ha. Yeter ki bir şey işen gelmiyor ha. Hiçbir şey anlamışsın o zaman zaten. Ya ben bundan anlamıyorum. Kamyoneti bile kullanamıyorum. Ya kullanamıyorsun insan bir el atar arkadaş. İnsan 2 dakika durur bir vurdurur ya. Vurdurur? Ya hele git başımdan sinirim bozuldu yemin ederim ya. Oturan boğa duran boğa ya. Ya arkadaş bu medeniyetin bir şeysi ya. Bir yerden bir yere gideceksin değil mi? Ya var ya o kurbağa var ya o kurbağa. Benim arabamı pert etti ya kurdakaş oldu ya o araba. Arkadaş benim yüzüm bir daha gülmedi ya. La Ethem. Ha baba. La ne oldu? Yine oğlum. Yok bir şey baba. La sağ alalım ey kötü bir araba. Uğraşıp durma bununla. Yok babacığım yok. Ben şu mal müdürlüğünden Allah'ın izniyle bir paramı alayım. O işi çözeceğim de. Neyse ya. Siz zahmet etmeyin babacığım ya. La siz mi? La babacığım. La Ethem sen beni öldürürsen. Ya soldurarak öldürürsen ya güldürerek öldürürsen. Allah canın olmasın ölsün. Allah canın Nasılsın yavrum? İyi misin sen? Ben... Sağ ol teyze. İyi maşallah maşallah. Çavuşların nerede senin? Komutanlar mı yani? He. Sen 2 dakika bekleyiver teyze. Ben hemen çağırayım. Osman komutanım nasıl teyze? İyi mi? Maşallah de yavrum. Maşallah de. Dil nasıl bakayım dil nasıl? Aman diyeyim. Aman diyeyim aman diyeyim. Mahmut! He! Durali Başçavuş'la görüştür teyzemi. Ana! Vallahi de geldi, billahi de geldi. O geldi. Pek de ıssızmış buralar gari. Bir de beni kandırmaya çalışıyordu babası gılıklı. Yok şöyle şenlikli, yok şöyle kalabalık diye tepestelik. Hoş geldiniz anacığım. Buyurun, bu taraftan. Oruç mu sen? Kısmet sanacığım. İyi, iyi. Aman, aman diyem. Gece kalk da sahur yap, değil mi? Aman diyem. Kendinize iyi bakın oğlum, iyi bakın kendinize. Ha? Emredersiniz anacığım. Hadi bak. Nihan.
Nihan, bir saniye bekler misin? Ne oldu Berat? Ya bir şey olmadı. Sen nerelerdesin ya? Ofise gittim, orada da yoksun. Berat, istersen ben bir boynuma GPS takıp gezeyim. Ha? Ya ne alakası var? Merakımdan soruyorum. Hastanedeydim. Şimdi duruşmam var ve ona katılacağım. Sonra tekrar hastaneye gideceğim. Merakını hafifledin mi biraz? Nihan, daha ne kadar devam edecek bu saçmalıkları? Bu sonsuza kadar devam edecek Berat. Sonsuza kadar. Sağ ol. Ne var? Allah Allah. Siz niye içeride dersiniz? Biz mi? Şey ya, öyle biraz... Ben hala biraz kötüyüm ya, hava alalım dedik ya. Heh. Hava alalım dedim. He. Ya Sait teyze içeride ya. Biz ondan kaçıyoruz ya. Besi yiyecek değil ya teyze. Ya oğlum öyle diyorsun da. Abi kadın durup durup bir şey soruyor böyle, şak diye kalıyorum valla. Onbaşı uğraşsın abi. Hadi ya. He. Rüzgar'a ne dedi biliyor musun? Ne? Oğlum dedi, sen en son ne zaman hamama gittin diye sordu. Bu böyle bacadan inme gibi kapkara ya. Tamam mı? Sıcak su çıkıyor mu? İyice sabunlanıyor mu falan dedi. Kıpkırmızı oldum abi. İçerideki dönüşü zor valla. He. Hele Dur Ali Başçavuş'un işi daha zor. Amanım. Şunlara bakın hele. Oturun çocuklar, oturun. Kalkmayın, oturun gel. Rahatsız olmayın. Anam, ana kuzuları bunlar, ana kuzuları. Oturun gel, oturun. Niye oturmuyor bununla? Yemek vereceksin sen şimdi. Nohut mu bu? Evet, etli nohut. Ha. İyidir ama, iyi pişmiş. Bu kadar nohuta, bu kadarcık mı et konur evladım? Kedi yemeği gibi. Ama gramajı zaten belli kum, yani teyze. Bunlara iri iri kemikli et lazım oğlum. Hem de bolca nakçen içine. Cık. Nohut yemeği pişiriyorsunuz hiç. Nohuttan başka her şeye benzeyiyor bu. Bakmıyor musun sen bu çocuklara hiç? Vallahi biz... Salça? Efendim? Ne salçası kullanıyorsun diyorum. Domates. Cık, olmadı oğlum, olmadı. Biber salçası salacağım bunun içine. Ya bak, böyle çöldür çöldür. Anacığım, bu bizim yemek memek işleri... Biz hani bize emir geliyor, biz de ona göre tarif marif öyle ediyoruz onu. Emir ne anlayacağım iş yemekten? Sen bakacaksın bunlara, sen. Bu ne bu? Pilav teyzeciğim. Pilav mı? Lapa bu, lapa. Görüyor musun bak? Çocuklar süzülüp kalmışlar. Günah, günah. Vebaldir bu. Anacığım, sen gelsen de şöyle biraz dinlensen. Sarımsak koyuyor mu oğlum sen yemeklere? Bak, sarımsak soruyor. Zahmet yandı oğlum, zahmet yandı. Koyuyor muyuz komutanım? Ulan ben nereden bileyim sarımsak koyuyor muyuz, koymuyor muyuz ya? Allah Allah. Sarımsak yemezseniz işte böyle hastalanırsınız paldır paldır. Hiç cacık falan da çıkmıyor ki bize teyzeciğim. Halbuki arada bir cacık yapsa. Doyamadı caca. İspiyoncu sapık. Piston bağlı. Gördün mü çavuş? Kamil evladım, bu cacık meselesini biz seninle bir ara sonra konuşalım, tamam mı? Anacığım buyur bu taraftan. Geleceksin, geleceksin. Bakacağım nerede yatıyorsunuz, nerede yunuyorsunuz, onlara da bakacaksın. Hadi oturun çocuklar, oturun bakayım. Rahatınıza bakın. Siz merak etme. Ben nasıl ne oldu yemeği pişen hepsini öğreteceğim bunlara. Hadi bakayım ana kuzuları. Ana, bunların hepsi ana kuzusu, ana kuzusu. Mahmut! Mahmut! Sen gelme lan. İspiyoncu. Çarşaflar temiz mi lan çarşaflar? Çarşaf var mı lan çarşaf? Aman dalak gibi nasıl
çarşaf böyle. Tamam, içeriden bekleyin sen. Yemeği beraber yeriz diyordum ama senin oradan ayrılmaya pek niyetin yoktur. Sağ ol. Bu yeterli. Tutsana. Ne düşünüyorsun? Ne mi düşünüyorum? Ya düşünmen mi gerekiyor? Liderlik düşünüyorsundur diyordum ben de. Elindeki iğneyi çıkart istersen. Senin alan tecrüben paha biçilmez Necla. Çok zor şartlarda, müthiş şeylerde yaptın. De? Kabul et canım işte. Saçmaladığın zamanlarda oldu yani. Hem seni dinlemek görevim hem de bunu istiyorum. Hangi konuda? Buralarda tek bir soru var. Biliyorsun Heval. Şimdi ne yapacağız? Bu tek sorunun da tek bir cevabı var. Neymiş o cevap? Neredeyse oraya hakim. O kadar. Yani? Yanisi şu. Burası senin bölgen mi? Evet. Öyleyse Çelektepe'nin burada ne işi var? Aynı vadide hem onlar hem biz. Sen bunu dengeli buluyorsan hayrını gör. Ama ben dengeli bulmuyorum. Evet. Evet, hayırı bu. Bana ne yapacağımızı sordun. Ben de söyledim. Çeliktepe'yi uçurmamız lazım. Bugün ya da yarın. Ama mutlaka uçurmamız lazım. Sen hiç değişmeyeceksin değil. Bana yeni bir bölük ver. Sen elini bile sürme. Sana Çeliktepe'nin enkazını getireyim. Onun için uğraşman lazım. O iş o kadar kolay değil. Çalışmışım ya. Üstünden tren geçmiş gibi bir halim var. Ne treni ne vapuru Aslıyım Hanım ya. Oy ula. Ula ben kaç tane kol ordu denetlemesi geçirdim. Kaç tane ordu denetlemesi savuşturdum. Bu kadar yorulmadım arkadaş ya. Kadın bizi resmen menetti arkadaş ya. Beleme sesleri buraya kadar geliyordu. En son ne dedi biliyor musun Aslıyım Hanım? Ne dedi? Ula dedi, ha bu yumuşatıcı dediğin sudan ucuz olur. Bu çocukların çarşafları niye böyle çamaşırları hışır hışır? Ula zaten çamaşır deyince benim cinlerim tepeme geliyor ya. Neyse ya, boş ver başçavuşum. Bundan sonrasını Osman düşünsün. Biz atlattık. Doğru değilsin. Osman'ın iyi haberi gelince gördün mü ayıbanların yüzünü? Nasıl sevindiler ama. Değil mi ya? İyiyiz be başçavuşum. Ha? İyiyiz. Çok şükür hastayım. İbrahim. Ya sen neredesin Fatma? Meraktan ölüyorum ya. Geldim işte. Ne olacak? Ver oğlum. Ya kusura bakma evladım. Seni de buraya kadar yoldum. Sağ olasın. İyi geceler. İyi geceler. Ya ne demek ne olacak ya? Ne demek ne olacak ya? Sen benim başıma geleni bilmiyorsun be kadın. Beni otobüse inip daha göndermediler mi? Ha? Kaçırmadılar mı beni daha? Ben sen neyim be? Hele bir karşıma çıksalardı gösterirdim ben onlara. Oğlan iyi mi? İyi, iyi, çok şükür. Doktor iyi dedi. Bir 10-15 dakika konuşuverin dedi de ben kızı yollayıverdim içeri. Ne edeyim Fatma? İyi etmişsin. Konuşuyorlar şimdi onlar. Pek edepli kızmış maşallah. Ben de oğlanın günahını aldım Allah'a selam. İyi kız değil mi? Valla. Ben dediydim sana. Ben şuradan bir sola indim. Bir bak et. Annemle anlaştınız ha? Sanırım.
şu ana kadar dövmedi beni. Bilmiyorum artık. İyi. Osman iyi misin? Bazen böyle bir ağrı saplanıyor. Ondan sonra da sırtımı hissetmemeye başlıyorum. Ne yaptılar bana ya? Osman. Seninle artık konuşmamız lazım. Bu sefer becereceksin ha. Dinliyorum. Osman şaka değil bu. Ben bunu sana çok kez söylemek istedim. Ama bu çok zor. Osman bunu bil. Bundan önce ben seni her zaman seveceğim. Her zaman. Ne olursa olsun. Şartlar bizi nereye getirirse getirsin. Ben hep seni seveceğim. Sen beni reddetsen de. Hep seni seveceğim. Ama... Nihan. Bak kızmaya başlıyorum ama. Osman. Ben Necla'nın kardeşiyim. Necla'nın kardeşiyim. Bunu taşıyamazdım artık. Ben senin savaştığın, vurulduğun, vurduğun, seni arkandan vuran, seni öldürmek için mermiye atılan o kadının kardeşiyim ben. Oğlum hasta benim. Bunu daha fazla yorma. Hadi gari. Fazla saklayamazdım. Beni vuranı gördüm.
Hem de defalarca. Hepsini. Hiçbiri sana benzemiyordu. Hiçbiri sen değildin. Ben seni sevdim. Sadece seni. Ne ablanı, ne babanı, ne de ananı. Sadece seni sevdim. Ne seni sevmekten vazgeçmeydi hiç niyetim yok. Affedersin. Seni seviyorum Osman. Seni seviyorum. Siz nasılsınız? Gözünüz aydın. Komutan. Yarın sabah Osman'ımı Atay Bey'e götürmek isterim. Bir can kurtaran yoksa ben borç harç bulurum. Yok eğer varsa onu bana ver komutan. Oğlumu Atay Bey'e götüreceğim, evimde yatıracağım. Onu kaybedemem komutan. Anladın mı beni? Ararım seni. Hoşça kal. Ben seçmedim. Kızım. Osman'ıma azıcık ırlatsan yarasından yatağa kan damlıyor. Bu işin içine kan sızdı. Sen var git ananın babanın bir tanesi ol, dürdanesi ol. Ama ben de yağda yabana kaptıracak. Kurşunların önünü açacak oğul yok kızım. Bu iş olmaz. Olmaz bu iş. Sana gelinim diyemem. Ablan mı o senin? Ablan. Ama Allah şahit. Şu an karşıma çıksa, şu kocamış ellerimle parçalarım onu. Bu işin olur yok kızım. Sen var git yoluna. Kara köprün ağırlıktır el ele. Aman dile 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 dile. Güzellik bir varlıktır ele. Öldüm dile dile dile.